arkadaşlarla sizlerle birlikte yarış play'ini inceleyeceğiz. Kameramanın Brock'la birlikte aracın cebine başlayacağız. Evet, ön tasarımla başlayacağız. Halojen farlarımız var. Flame pakette halojen, park ve farlarımız var. Söndürebilirsin Burak. Aşağıda yine halojen sislerimiz var. Kör oldum ya. Yani ön tasarım güzel duruyor, agresif duruyor. Burada baktığımız zaman böyle güzel, güzel dokulu bir havalandırma ızgarasının arasında plaka bölmesi var. Bu doku farlarda da var. Güzel detaylarla arabaya dokunuşlar eklemişler. Ön tasarım hakkında ne düşünüyorsun? Güzel. Ya agresif duruyor. Agresif duran arabalar hoş duruyor. Çamurluk böyle şişik duruyor falan. Şimdi yan tasarımda bir şey var. Evet. Bu arabada kapak jantlar var. 185, 65, 15 ebadında Eco Contact altı lastiklerle gelmiş. Konfor iyidir bunda. Evet. İyi yaylanır. Yan tasarımda şunu tutar mısın? Bir şey göstereceğim. Buradaki çamurluk bombesinin kapıyı uzaması ve buradaki bu çizgi oyunu ile birlikte güzel bir hareketli duruyor. Bu araçta anahtarsız giriş ve çalıştırma aleti. İçeri bakacağız birazdan. Gel devam edelim. Depo kapağımız solda. Gönül isterdi ki bir GR Yaris olsun ama 1.5 Yaris'e razıyız. Tamponda güzel bir GR agresifliği var bu arabada biraz. Hissettiriyor öyle bir kardeş olduğunu. Tamponun dışa çıkıklığı falan gayet güzel. Aşağıda plastik bir parçamız var. Ortada sis farı var. Gel arkaya gel, şuraya gel. Güzel olur diye. Burada sis farımız var, plastik bir parçamız var. Reflektörler vesaire. Şu hareket tampona agresiflik katmış ve arabanın daha dışa doğru durmasını sağlamış. Arka stoplarımız böyle güzel LED sanırım. Açalım bir arabayı. Evet, LED sinyallerimiz burada. Geri vites lambamız ve sis lambamız da burada. Ortada güzel bir piyano bilek bir parçası da önden geçtin değil mi? Hı-hı. Bagajı açalım şöyle bir. Bagajını açtığımız zaman bagaj hacmini ekrana yazacağım yine. 280 ekran olması lazım. Bagaj güzel. Zemin düz. Zeminin düz olması güzel bir şey. Yani hatchbacklerde biliyorsunuz aşağıda olur. Aşağıda olduğu zaman da yük alıp indirmek zor olur. Bu da güzel. Altında bir stepnesi var. Zannediyorum tam boy. Zaten lastik küçük, tam boy olsa ne olmasa ne. Güzel, burasının kalın böyle şeyi güzel. Kalitesi güzel, sağlam hissettiriyor. Buralarda bir göz vesaire yok. Şurada bir ışık var sadece. Şöyle elime yansıtayım. Burada bir ışık var. Onun göz 12 volt vesaire yok. B sınıfı olduğu için olsa gerek. Bagajın üstünde burada güzel bir halı kaplaması var. Tutmak kolunu da şuraya oyuk olarak yerleştirmişler. Burayı tutuyoruz. Geri çekil, geri çekil. Tek de kapanıyor, güzel. Ön taraftan başlayalım zaten. Ön kapı üstlerimizden başlayalım. Burası her B segmenti arabada olduğu gibi. İstisnaları hariç. İstisnane var, 208'de var. Bir de Clio'nun dolu paketinde bu şu. Bu arabanın da orta bir donanım paketi olduğunu düşünürsek, yani başlangıcın üstü bir donanım paketi olduğunu düşünürsek normal. Ama şeyi güzel, hissiyat güzel. Evet, burası kumaş. Çok yumuşak değil ama rahatsız edeceğini düşünmüyorum. Burada güzel bir krom detay var. Kapı kolu krom değil ama kapı kolu krom olsaydı bununla güzel uyum sağlayabilirdi. 4 cam otomatik var. Bir tek sol ön cam tek tuşlu otomatik. Arka cam kilitleri ve sağ sol aynı ayarlarımız burada. Güzel bir kapı içi var. Yani burada şu seviyeye kadar geliyor. Geriden al biraz. Şu seviyeye kadar geliyor buradan elimi uzattığımda. Derinliği de güzel, bayağı böyle içeriye doğru verebilirsin eşyaları. Malzeme kalitesine değineceğim içeride. Kokpitin geneline bakalım şöyle. Koltuklarımız güzel. Yanal destekleri sınıf segment, sınıf standartlarında yeterli sayılabilir seviyede. Ve deseni de o ön tampondaki desenlerle aynı. Koltuğun deseni ön tampondaki desenle aynı. Evet. Ve bu güzel bir şey. Bu tarz tasarım şeyleri ben hoşuma gidiyor. Yani. Aynen. İçeri doğru bir geçelim. Direksiyon çok güzel. GR Yaris'inki de güzel. Bu da güzel. Şöyle bir kontak açalım. Evet, kontağını açalım. Burada gayet güzel. Güzel ha. Gösterge güzel. Piksel değil ve okunaklılığı vesairesi güzel. İki analog, ortası dijital ve şeyi güzel. Fontları vesaire güzel. Burada Toyota'lardan alıştığımız bir ekran var. Menü, audio, map vesaire. Ve çok akıcı. Navigasyon yok. Akıcılık şundan, çok fazla böyle efekt mefekt vermemişler. Basıyorsun, işliyor abi. Aynen.
Yani oyun oynamaya gerek yok. Japonlar bu işi biliyorlar. Kontağı kapatalım şöyle. Devam edelim. Ötme kardeşim. Tamam. Evet. Şu kapıyı açalım bir daha. Kapı. Aa bak bak. Bak şimdi kapı kapalı. Kapının açılma animasyonuna bak. Yavaş yavaş açılıyor. Neyse burası sert plastik. Burası sert. Şurası yumuşak. Şurası yumuşak. Burada güzel bir oyuk var. Burada bir oyuk var. Buraya telefon girer bak. Güzel. Altında kaydırmaz yapmışlar. Güzel duruyor. Manuel bir klimamız var bu pakette. Ama şeyleri ben otomatik zannettim biliyor musun bu klimayı? Açmak için buraya dokunuyorsun. İşte kademesini, döndürmesini vesaire. Torpidosu yeterli seviyede. Işık yok. Soğutma yok. Şeyde de yoktu. Clio'da da yoktu. Burada güzel bir göz ve kablosuz şarj var. Burada açma düğmesi var kablosuz şarjın. Corolla'dan tanıdığımız 10 ileri CVT'nin topuzu var. Bunun CVT'si güzel. Ben videolarını izledim. Bayağı güzel çalışıyor. Çok CVT sevmem normalde ama bunu beğendim. Bu gözde bu arada 12 voltta var. USB soketi var. Direksiyonun üzerinde menü ayarları, Bluetooth kontrolleri var. Bu araçta hız sabitleme yok. Hız sabitleme olan paketlerde hız sabitleme oluyor. Kulakçıklar da maşallah kocaman kocaman çok güzel. Havalandırma freci detayı güzel. Havalandırma frecinin formu vesairesi güzel. Ekran ekleme gibi duruyor. Dörtlü butonumuz burada. Buraya kadar yumuşak iniyor. Buradan sonra sert devam ediyor. Kol dayaması yok. Kimine göre eksi, kimine göre artı. Mekanik el freni var. Bu da kimine göre eksi, kimine göre artı. Ben bunu çok dert etmiyorum da kol dayama olsaydı iyi olurdu. İki bardaklık var burada. Sürüş modu ve ESP butonları devam ediyor. Yukarıda kapıyla beraber açabilme seçeneği işte vesaire bulunuyor. Halojen aydınlatma var. Burada ayna yok. Orada var mı? Ayna var. Aydınlatma yok. Aydınlatma yok. Aydınlatma yok. Tavan döşemesi fena değil. Sınıf standartlarında normal sayılabilir. Bunu Touch Clio ile kıyaslamak lazım. Tam aynı donanıma geliyor. Onda da böyleydi. Onda daha kötüydü hatta. Kararan aynamız var. Yağmur sensörümüz var. Far sensörümüz var bu pakette. Burada far ayarlarımız var. Kapıyı buradan açıyoruz vesaire. Ön tarafta bu kadar. Bir de arka yaşam alanına bakalım. Şu koltuğu bir kendime göre ayarlayayım ben. Kapı bu kadar açılıyor. Sınıf standartlarında normal karşılayabiliriz. Kapı üstleri sert. Ama ön tarafla farkı yok. Ön tarafla aynılar. Yani bu güzel. Ön tarafa göre daha kalitesiz olsaydı bu sefer burası çok kötü olurdu. Yani aynı plastiği kullanmışlar. İçeri oturduğunuzda çok klostrofobik bir ortam yok. Diz mesafesi 4 parmak. Baş mesafesi şöyle. 4 parmağım giriyor. 5.yi zorlarsam girer. Rahat. Yani omuz mesafesi nereye çıkıyor? Kapıyı kapatalım. Omuzumun çok üstüne çıkmıyor. İçeride şey olmuyorsun. Boğulmuyorsun. Arkadan öne genel bakış böyle. Burada herhangi bir şey yok. Şaft tüneli de azıcık var. Buraya ortaya da bir kişi oturur. Bir çocuk çok rahat oturur. Otur bakalım. Bir çocuk çok rahat oturuyor. Bir yetişkin de zor durumda kalırsa oturur bir 200 kilometre falan gider. Burada bir kol dayama yok. Eksi. Böyle yani. Güzel olmuş araba. Fena değil. Evet bugün sizlerle birlikte Claim Paket'in bir yarısının incelemesini yaptık. Aracı nasıl bulduğunuzu da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.